Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Evet, ve uzun zamandır beklenen oyun ve daha sonra video ve DLC. Aslında arkadaşlar DLC yerine oyunun iki katı bir içerik eklemiş. Hatta o yüzden eski save dataları kullanamıyoruz, ancak burada import save data diye bir olay söz konusu, fakat bunu yapmayacağım. Bu arada oyunu bir kere oynadım. Tabii o esnada Salih'in yayınında olduğum için ben de yüksek tutarım, çünkü ekstra hard olayını da bu arada Daily Challenge diye bir olay eklendi. Bunlara da bakacağım bir ara. Ama ilk önce oyunumuza başlayalım. Genel tanıdık logo ve arka plan görsel değişmiş durumda, ancak genel tanıdığımız oyun aynı. Ve yeni bir zorluk modu eklenmiş, Greed adında. Artık nasıl bir şey bilmiyorum, ancak göreceğiz hep beraber. Bunun yanı sıra karakterlerimiz yine Isaac, Magdalene, Cain, Judas, Eve, Samson, Azazel, Lazarus, Eden ve Lilith. Evet, Lilith. Daha önce bilmediğim bir karakter. O zaman özür dilerim. Videoyu çekmeden önce kendi tükürüğüm genzime takıldığı için hala öksürme ihtiyacı duyuyorum da. Nasıl becerdim diye sormayın. Bir şekilde becerdim. Evet. Bu arada oyunun genel yapısını bilmeyenler için daha önce bir Isaac serim var. Fakat bilenler için ise bilseniz de bilmeseniz de bu seriyi bir seriyim ve baştan izleyebilirsiniz. Isaac her odunun rastgele oluştuğu ve çeşitli yaratıklarla savaştığınız bir oyun. Oyunda basitçe
küçük çıplak bir çocuğu canlandırıyorsunuz ve gözyaşlarınızla annenizden kaçarken, yani sizi öldürmek isteyen annenizden kaçarken bayağı derinlere doğru ilerlemeye çalışıyorsunuz. Ve bu esnada sineklerle, çeşitli yaratıklarla, mahşerin dört atlısıyla falan savaşıyorsunuz. Çok iç açıcı bir oyun değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Tamamdır. Bu burada kalsın. Evet. Böyle dursun. Tamam. Boss kadınımız buradaymış. O da burada kalsın. Bu arada soranlar için bunu neden şimdi almıyorum diye. Çünkü şey, söz konusu bu katta herhangi bir mavi cam harcamak istemiyorum. Çünkü mavi camların hepsinin son iki kata kalması istemiyorum. Çünkü bu sayede Devil Deal açma ihtimali var. Kırmızı kalp kaybettiğimiz takdirde Devil Deal'ların bitimi olasılığı oluyor. Fakat eğer kırmızı kalp değil de mavi kalp harcamış olursak Devil Deal şansınız yükseliyor ve ben beni tanıyanlar bilir, Devil Deal'ları seviyorum. Evet, ve ilerleyelim. Evet, bu arkadaş nedir diye soracak olursanız para karşılığı şuradaki item'ın değiştiriyor ancak quick atıra değiliz diye. Ekstra hook sanırım böyle bir şey. Biraz daha hangi item'ların bende olduğunu gösteriyorsam mesela. Evet, bakalım. Biraz bununla oynamayı deneyeyim. Belki güzel olabilir. Bakalım hangi boss gelecek. Bu arada oyuna bayağı bir güzel müziklendir. Evet, tabii ki de. Yalnız yeni müzikler de oynaymış. Evet, an itibariyle fark ettim ki yeni müzikler de oynaymış. HP and Lock Up. Boğazımızı biraz rahatlatalım bir şeyler içerek. Ve bakalım bize neler sunacak son iki kat. Burning Basement. Peki. Ama bunun için bir zorundaydık tabii. Çünkü Isaac Windows için gerçekten. Aa, bir de oyuna ekleme. Bir özellik... aldığınız haplar ve benzeri şeylerin adı söyleniyor. Hoş bir özellik şahsen de biraz büyük bir durumda bir kalkma gibi. Bu şeylerden bakıyorum. Hapların, kartların ve şey, trinketların isim de söyleniyor. Şimdi devam edelim. Şu hap ne merak ediyorum. Hatta gire dönüşüm ortasında kullanmıyor. Pretty fly. Scapegoat. İşe yarar Scapegoat. Günah kimcisi. Evet. Monstro. Tanıdık bulunuz. Tanıdık. Kolay. Rahat bulunuz. Seçti. Oh.
Monstro'nun dişini açtı. Şunu alacağım. Spirit of the Night. Güzel bir item. Ve uçmamı sağlıyor. Bence gayet makul. Ve yeni bir kawaii borçtan gideceğiz. Tamam, Sleep Walk burada bayağı bir şey yaptı. Demo gibi görüşüyorum. Uçabiliyorum artık. Ve yeni nesil darbeyiz. Bunlar öldüklerinde çapraz ateş ediyor. Çapraz ateşle ayrılır. İyi çıkıyor bu. Şunları bir öldürelim ondan sonra. Evet ve burası da tamam olduğuna göre şimdi tabii ki de altın kuralımız her daim item room'u bulmadan kaptan ayrılmıyormuştur ve bunu denemin üstüne item room'un denk gelmesi de güzel bir detay. Olsun. Bu arada şu ekstra hood biraz ilginç. Dikkatimi dağıtıyor gibi ama bakacağız. Daha küçük olabilirmiş. Bir saniye ne? Bullet Caves. Yani su altında olduğu da belli zaten. Bakalım.
bakalım bu ne? Ben söylemeyeceğim o diyecek. One makes you small. One makes you small. Nasıl? Müzikler bayağı hoş. Cidden. Geniş odalarda bunlarla nefes ediyorum. Mesela yeni otobüs şarkımı bu otobüste dinleyecek şarkımı bulmuş olabilirim bu arada. Devam edelim. Tam burada ilginç bir yere tık. Bosslardan denk geldiği bir şey. Açıldı. Ve tabii ki de bu Keto Ninetales'ı kullanacağım. Aa doğru, zaten girmiştik. Evet. Şimdi Dunk. Bir saniye. Dunk Depths'miş. Ben doğru okuyorum değil mi? Dunk Depths diye. Yoksa Dark mı? Patlamasında. Blackheart. Sen nesin ufak? Bu item'ı çok sevdim. Kesinlikle çok sevdim. Sadece peşimden gelmek istiyorum. Ha, tamam bu halledildi. Bu item'ı kesinlikle çok sevdim. Evet, sıra.
iğrenç odalardan biri. Nasıl? İğrenç modlardan biri. Ancak bu sefer biraz kolay geçti gibi de demir çelik olacak. Bu arada gıcık, sinir bozucu ve daha bir dizi nefret dolu söylendi mob oluyor. Gölde varmış orada. Gölmüş bir de. Infested. Hayır. Cidden çok sevdim. Aşırı eğlenceli. Infested. Ufak bir infested. Şu paraları yatıralım. Bu paraları yatırmak bize ileride yolsuz eğitim olarak geliyor. Bunlar bana da koymuş bu arada. İlginç bir item'a benziyor. Ne olduğuna bakalım. Emergency contact. Aynı bir şeylere benzemiş şu an. Kendime dönüş koymak dışında. Oo, başka bir iğrenç görüntü. Dışkı. Olsun. Güzel. Ve bu pek sağlıklı bir dışkıya benzemiyor. Face'lisin sen. Ne güzel. Dışkı mob bosslarından daha fazla sevdiğim tek şey iki face'li dışkı bosslarıdır. Nefret ediyorum demek oluyor bu yani. Sineğe yapıştı. Şey. Bunu
bu şekilde açmam gerek yoktu ama neden olmasın? Başka bir item daha. Bakalım. Bir şey çıkmadı. Buradan güzel bir şey çıkar onlara. Soru işareti. Bilemedim. Şimdi burası sanırım elimdeki Trinket'in özelliği bu. Bu item'den bir şey yaradığını bilmiyorum. Evet. Blue map appeared in bay. 20 yatırım gibi. Store upgrade edildi. Fueled with the desire to serve her god, was bearing down on Isaac. I will do as I am told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Thank you.
Evet ve ilk oyunumuz bitmiş oldu ve birkaç bir şeyi açtık bu şekilde. Evet. Yeni challenge, normal challenge'lar da eklenmiş. Zibilyon tanesini açmış olduk ve Orson'ları da açtık. Cube of Meat'i açmışız. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köfte'nin günler, iyi eğlenceler.